Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Oldukça yoğun bir haftayı geride bırakırken sizlere savunma ve havacılık tarafından gündemi dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. Bugün günlerden pazar ama bugün videomu izleyecekler ve İstanbul'da olanlar için bir önerim var hemen. Modelcilik sitesi derneği tarafından organize edilen ve dokuzuncusu yapılan ölçekli dünyalar model yarışması bugün Öğleden sonra İstanbul'da Merkür Otel'de, Altunzade'deki Merkür Otel'de e, orayı bu işlere meraklıysanız, modelciliği seviyorsanız gidin derim. Küçük çocuklarınız varsa onları da getirebilirseniz çok iyi olur. Açıklamalar bizim topluluk kısmında bunu hatırlatarak programımıza başlayalım. Evet ilk konumuz malum geçen hafta Milli Muharip Uçak Kaan ikinci test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu uçuşu da test pilotlarından Gökhan Bayramoğlu gerçekleştirdi. Gayet stabil yani oldukça istikrarlı ve biraz daha böyle sistemler oturmuş çok keyif aldığımız bir uçuş oldu. Emniyette tamamlandı. Kaan'la ilgili biliyorsunuz hemen uçuşun arkasından bir video yayınladım. Sizlere detayları vermeye çalıştım. Sizlere burada Kaan'la ilgili başka bir konsept hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu konsepte OKU olarak adlandırılan otonom kol uçuşu. Şimdi ne diyoruz Kaan'la ilgili olarak? Hedef bunu ikinci aşamada yerli motorun gelmesiyle birlikte 5. nesil savaş uçağı haline getirmek. 5. nesil nedir? radara görünürlüğü çok düşük, stealth. Motorları havada termal bir iz bırakmayan, uçak üzerinde çok gelişmiş bir radar sistemi, sensörlerle birlikte düşmanı görmeden o içlerine kadar düşmanın ilerlemek ve operasyon yapabilmek. 5. nesil uçağın özelliği bu. 5. nesilden sonra halen Amerika Birleşik Devletleri 6. nesil savaş uçakları üzerinde çalışıyor. 6. nesil savaş uçaklarıyla da ilgili en önemli konsept bu görevleri hem insanla içinde pilot varken yapabilmesi hem de insansız yapabilmesi ve aynı zamanda 6. nesil olarak gelişmiş insansız sistemlerle birlikte görev yapabilmesi. Bu konuyu Kaan için şöyle açayım size. Malum bir tarafta Baykar'ın kızıl elma konsepti var. Ve gayet jet motorlu, üstün performanslı bir insansız hava aracı haline geldi. Diğer tarafta da TUSAŞ'ın Anka 3'ü var. Anka 3'te uçan kanat konseptinde ağırlıklı olarak hava yer operasyonlarında kullanılacak radara gönüllü düşük bir İHA sistemi. Şimdi Kaan havaya kalktığı zaman bir tarafında bir Anka 3, bir tarafında bir kızıl elma olacak. Ve bunlar otonom kol uçuşu gerçekleştirecek. Kol uçuşu nedir? Askeri havacılıkta en az 2 uçak. Üçlü, dörtlü olabilir. Daha fazla sayıda olabilir birlikte bir düzen içerisinde uçması, önde lider, onun iki numarası varsa üçüncü, üç numarası veya dört numarası beraber göreve gitmesi, diğer e, hava araçlarının o lideri izleyerek belirli bir pozisyonu korumaları. Farklı farklı bunun kombinasyonları var. Peki insansız hava aracında bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikli olarak yapay zeka ön plana çıkıyor. Yani yapay zeka o öndeki Kaan pilotlu mu uçuyor, pilotsuz mu uçuyor? Onu belirleyecek. Onun pozisyonunu alacak. Uçaktaki pilot o İHA sistemine görev verebilecek veya havada daha önceden yüklenmiş bir görevi iptal edip yeni bir görev oluşumu gelişimlere göre koyacak. Bunlarla birlikte tabii otonomi büyük önem kazanıyor. Yani otonomi aynı zamanda bir şekilde iki aracın birbiriyle veya üç dört aracın, dört aracın birbiriyle konuşması, beraber görev yapabilmesi, sensör ve veri fizyonu yani bir sistem olarak örneğin radar olarak etrafı tarıyorsunuz veya ne bileyim gökyüzündeki ısı farklarına bakıyorsunuz. Farklı farklı sistemlerle bir hedef arayışınız var. Bu hedefi buluyorsunuz diğer sistemdeki hava araçlarına aktarıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Ve aralarında tabii kriptolu bir şekilde bir haberleşme gerçekleşmesi lazım. Bu haberleşmenin de istenildiğinde yerdeki merkeze de aktarılması lazım. Beraber de seyri sefer yani belirlenen noktaya göre uçuşun yapılması lazım. İşte bu iş uçak tasarlamak, sistem yapmak kadar önemli. Bir anlamda TUSAŞ, OKU olarak adlandırılan otonom kol uçuşu üzerinde çalışıyor. bu da Kaan'ın çok çok önemli, bakmamız gereken önemli bir pozisyonu. Şimdi okuyu anlattıktan sonra Kaan'la da ilgili son gelişmeler bilgileri böyle bir kısacık bir bilgi var elimizde bunu verelim. Kaan'ın işte tasarımıyla ilgili işte bazı izleyicilerimiz yok diyor burnu şöyle olmuş gövdesi şöyle boyaması şöyle olmuş gibi. Aslında önümüzdeki günler çok kritik Kaan için. Çünkü Sistem kritik tasarım gözden geçirme toplantıları yakında yapılmaya başlanacak. Ve bu toplantılarla birlikte Kaan'ın nihai şekli verilmeye başlanacak. Aslında neydi bu uçan ilk uçuşunu 21 Şubat'ta yapan Kaan'ın ilk konsept uçağı. Aslında 2025'e gerçek prototip çıkacak. Burada belki biraz boyut değişecek. Biraz ufak tefek değişikliklerin olacağını zannediyorum ama Kaan'ın şu hali bile gayet stabil ve böyle çok güzel bir şekilde uçuyor. Bunu belirteyim. Geçen videoda stabil niye Türkçe kullanmıyorsun demişler. Ee, bunu da şöyle söyleyeyim ben. Birçok kelime havacılığa teknik anlamda giriyor. Yani işte düzenli uçuyor dediğiniz zaman çok fazla uymuyor. Ben Türkçesini kullanmaya çalışıyorum ama stabil bir deyim havacılıkla ilgili bunu da belirtmemde fayda Var. E, tabii ki bu e, tasarım gözden geçirme toplantıları yapıldıktan sonra bunlarla ilgili gelişmelerde test ve entegrasyona ulaşacak diyerekten kan kısmını şöyle bir kapatmış olalım. Şimdi geçen hafta önce FedEx arkasından Korendon uçaklarının burun üstü inişlerini gördük. FedEx ile ilgili İstanbul Havalimanı'na bir Boeing 767-300F kargo uçağı e, burun iş takımı açılmadı. Hatta açılmadı derken biraz kapakları şöyle bir 15-20 cm açıldı ama tekerlek aşağı çıkmadı. bunu kuleye gösterdiler. Bazı arkadaşlarınız niye kamera yok bunda? Kameradan öte onun açılıp kilitlenmesi lazım. Yani açıldığını görebilirsiniz ama iniş takımı kilitlenmiyorsa burnu bıraktığınız veya ana iniş takımını indirdiğiniz zaman katlanma riski var. Bunu da zaten kilitlendiğinin bilgisi kokpite gidiyor. Bu yüzden kuleye prosedür olarak gösteriyorlar. Onların onaylarından sonra işte itfaiye ARFF dediğimiz kurtarma ekipleri gerçekten hazırdılar. Geldi uçak indi. E, bu arada işte e, pilotu kadın kaptan pilot. Kadın değil pilotun işte erkeği kadını yok. Pilotsa o özelliklere sahipse kaptan pilot. E, çok da başarılı güzel bir iniş yaptı. İtfaiye ve ARFF gerekli pozisyonu almıştı. Gerçekten ucuz atlatıldı. Kimsenin burnu kanamadan bu uçuş gerçekleştirildi. Ben de videomda bunun detaylarını size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Arkasından da e, uçak önce burnu kaldırıldı. Altına hava yastıkları konuldu. O tekerlerin tekrar açılması gerçekleştirildi. Bu arada devasa bir vinç var İstanbul Havalimanı'nda. Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı'nda uçan en büyük yolcu uçağı Airbus A380, dünyanın en büyük yolcu uçağı. Onu bile çok rahat kaldıracak özelliklerde vinç. Bunlarla ilgili RFF ekipleri büyük bir koordinasyonla çalıştı ve o pisti saatler içerisinde açtı. Temizliğini hemen yaptı ve hava trafiğine açılmış durumda. O pistin özelliği de özellikle kargo uçakları için yapıldığında sizlere ifade etmiştim. Tabii bunları paylaştıktan sonra aksilik bu ya havacılıkta bazen böyle kazalar olaylar arka arkaya denk gelir. Bunu çok görmüşümdür ben. Eee... Gazipaşa'da Alanya'nın havalimanı Gazipaşa Antalya'da bir olay daha meydana geldi. Corendon Europe, Corendon Avrupa Antalya merkezli bir havayolu şirketimiz. İki tane Avrupa'da şirketi var. Corendon Europe ve Corendon Dutch. Biri Hollanda'da, Corendon Europe Malta merkezli. Avrupa Birliği havayolu olduğu için bu yıl ağırlıklı olarak Köln'den Gazipaşa seferlerini Corendon'un Corendon Europe yapacak. Boeing 737 tipi uçak iniş takımlarını açtı. Ancak Gazi Paşa'ya ana iniş takımlarını koyuyor. Burun iniş takımlarını koyar koymaz lastik patlıyor. Patladıktan sonra parçalanıyor lastik. Uçağın ön iniş takımı jantın üzerine oturuyor. O jant da tabii sürtünmeyle birlikte epey bir ana iniş takımına hasar veriyor. Ve uçak adeta böyle burun üzerine inmiş gibi o dikme kazıya kazıya yoluna devam ediyor. Neyse orada da pilotlar pist içinde tutmayı başardılar. Ben kısa bir short videosuyla sizlere bu durumu paylaşmıştım. Burada da olayla ilgili niye lastik patlıyor? Birincisi bu meydan Tav Havalimanları Holding tarafından işletiliyor. Onu da belirtelim. Üç tarafı dağlarla çeviri bir meydan. Sadece yaklaşmaları deniz tarafından yapılıyor ve pas geçmek için çok erken karar vermek lazım. Bunların hep kuralları var. Veya pilotların özel eğitimlerle buraya inmeleri gerekiyor bu meydanda örneğin lastiğin kaplaması atmış olabilir. Bir sıkıntı olabilir lastikle ilgili veya iniş takımıyla ilgili. Veya pistte bir FOD olarak havacılıkta adlandırılan yabancı madde olabilir. O vurmuş, kırmış olabilir. Orayı patlatmış olabilir. Onu bilmiyoruz. Veya bir pilotaj hatası olabilir. Burun tekerleğini işte çok yüksek süratte koymak gibi artık. Bunları afaki söylüyoruz. Bunlarla ilgili kaza kırım uzmanlarının Gerekli araştırmaları yapmaları, ön raporunu hazırlamaları ve sonra da o raporun yayınlanmasını beklemek gerekiyor. Ama tabii bizim tarafta da haber, görüntü beklemiyor. Sizler sorular soruyorsunuz. Ne oldu, ne bitti bunu size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu olayla ilgili olarak yaklaşık 10 saatlik bir çalışmayla TAV ekipleri, Devlet Hava Meydanları işletmesinin RFF ekipleri beraber çalıştı. Winch de uçağın burnu kaldırdılar. Yine altına yastık kondu. O iniş takımı tekrar toparlandı. Arkasından park pozisyonuna alındı. Ve uçak bu işlemlerin arkasından herhalde herhangi bir uçmasına engel bir durum yoksa orada muhtemel o bakım işlemleri fabrikanın onayıyla da gerçekleştirilecektir. Bakılıp arkasından tekrar gökyüzüne çıkacak. Ama havacılıkta dediğim gibi Kazalar böyle bir durur 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 arka arkaya gelir. Tekrar geçmiş olsun. Bu arada FedEx bu kargo şirketi Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA tarafından 6 Haziran'da toplantıya davet edildi. Bunu da notlarımıza geçelim. Çünkü FedEx'in son birkaç ayda epey bir vukuatı artmaya başladı. Bakımla ilgili problemlerin olduğu ifade ediliyor. Daha önceden birkaç ay evvel Southwest havayollarının uçağının üzerine böyle inişi gibi son anda pas geçmek gibi aksilikler oldu. bunlarınla, bunlarla ilgili Efe açıklama bekliyor. Bakalım neler olacak neler bitecek ben de merak ediyorum. Şimdi gelelim tekrar askeri havacılığa dönerim. Akıncı biliyorsunuz Baykar'ın büyük insansız, taarruzi insansız hava aracı iki önemli test yaptı. Bu testlerde deniz üzerindeki hedeflere bunlardan biri sabitti. Biri, 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 de insansız deniz aracı böyle Albatros, Aselsan'ın yaptı, zikzaklar yaparak falan uçuyor. bunlara karşı iki mühimmat denemesi yaptı. Mühimmatlar da Roketsan'ın geliştirdiği, gerçekten Roketsan bu işin de ehli, ya zaten yaptığı ihracatlarla da kendini ispat etmiş durumda. MAM-T ve MAM-L'yi attı. MAM-T biliyorsunuz MAM ailesinin şu an en tırnak içinden tombik yüresi benim gibi iri yarı tombik. Ondan sonra uçaktan bırakıldı. Uçak diyorum Akıncı artık İHA demek biraz zayıf geliyor. O da böyle taarruzi çok kuvvetli bir İHA sistemi. E, deniz üzerinde sabit bir hedefi havaya uçurdu. Adeta balıklara yeni bir yuva yaptırdı orada. Eee infilakı ve hedeften 12 vuruşu, vuruşu gerçekten çok iyiydi. Diğeri de hareketli hedefe yani düşünün zikzaklar çiziyor deniz üzerinde onu hedefi buluyorsunuz lazerle bir işaretleme yapıyorsunuz ve attığınız mühimmat serbest düşerek gidiyor ve giderek o hedefini düzeltmelerini vererek vuruyor bu gerçekten çok önemli bir konu ve bunları da deniz üzerinde yapabilmek ayrı bir uzmanlık konusu Tamam burada işte baykar ihracat şampiyonu Roketsan çok iyi mühimmatlar bir başka çok önemli e, başarı da Aselsan'a ait. Nereden Aselsan'a ait? Asel Filir 500 kamera ve hedefleme sistemi taşıyor Akıncı. Biliyorsunuz uzun yıllar işte yok kanala kamera verdi, yok bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu gibi sorunlar yaşanırken sonunda Aselsan sistemleri geliştirdi ve en gelişmiş kamera ve hedefleme sistemi Asel 500'ü hizmete soktu. TB2'de kullanılıyor, Akıncı da kullanılıyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Deniz üzerinde öyle hedefi kara gibi bulmak çok zor. İşte ufacık bir pus olur, Ufacık böyle bir görüşünüz bozulu verir. O lazer işaretlemeyi yapmak mümkün olmayabilir. Gözlerinizin çok keskin olması lazım. Asel Fidir de bunu başarıyla yaptı. Hedefini tuttu. Hem o sabit hedefe mam T ile böyle bir sağlam bir infilak. Mamle ile de o giden hedefe karşı o ufacık füze. Füze de demiyorum serbest düşen mühimmat. Çünkü bir füze ateşlemesi yok ama onu bırakıyorsunuz 10.000 metre irtifadan. Ki Akıncı da çok yükseğe çıkabiliyor. E, TB2'ler biraz daha aşağı irtifada. Eğer yüksekliğiniz arttığı zaman hızlı bir şekilde hedefine gidiyor ve buluyor. Bu da çok çok önemli bir test. Bu da böyle koltuklarımızı kabarttı. Zaten kendini ispat etmiş sistemler bir üst seviyeye çıkmış oldu diyelim. Hazır şöyle bir mühimmatlardan başlamışken Roketsan'ın Akyas'ı Akya torpidosu. Bu yaklaşık 50 kilometre menzile sahip çok önemli bir torpido. Torpido konusunda da Türk Deniz Kuvvetleri, denizaltılarımız Amerika'dan ve Almanya'dan alınan torpidolara eliniz mahkum oradan alacaksınız. Yani bizim denizaltıların en büyük silahı torpidolar. Şimdi Roketsan Akya ile bu Torpidolara bir alternatif çıkardı. Gayet de başarılı yeni nesil sistemleri var. Dediğim gibi dahili güdüm sistemiyle birlikte gidebiliyor. Fiber optik kablo ile güdümlenebiliyor. Gerçekten çok başarılı. Uzun süredir de atış testleri yapılıyor. Ve bu e, torpidomuz TCG Preveze denizaltımıza o böyle gelmesi karadan yüklenişi bu görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın da bu güzel görüntülerini izlerken bu çok stratejik bir silah. Türk Deniz Kuvvetleri için e artık kendi torpidolarımıza sahip olmak büyük önem taşıyor. Yarın öbür gün bir denizaltı yapıp ihraç ettiğinizde veya başka bir ülke geldiği zaman size ya Almanya'dan ya Amerika'dan alınması gerekiyor. E Onlar satmadığı zaman işte çok önemli bir alternatif yeni nesil sistemlerle Türkiye Roketsan üzerinden Akya'yı kurmuş durumda. Tabi sadece Roketsan değil birçok Türk savunma şirketi de paydaş bu projede. Akya bu açıdan çok çok önemli bir yere sahip ve denizaltılarımızın da aslında çok önemli bir gücün oluşturuyor. Denizaltılar bir donanma için büyük öneme sahip. Kendini denizin altında kaybettiriyor. İstenilen noktaya kadar denizden gidebiliyor ve gerçekten hem savaş gemileri veya savaş zamanı vurulması gereken hedefler için çok ciddi böyle çok sessiz bir tehlike olduğunu ifade etmemde fayda var. Geçtiğimiz haftanın gündeminde Fatih ve Eren Özmen'in sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri merkezli Sierra Nevada Corporation'ın çok önemli bir ihale aldığını size söylemiştim. Aralarında Amerikan Hava Kuvvetleri ile kontrat imzalandı. Bu kontrat tam 13 milyar dolar. Kontratında yapılacak olan çalışma şu. Amerikan Hava Kuvvetlerine 1970'lerden bu yana kullanılan ve kamuoyunda Kıyamet Günü uçağı olarak bilinen E4B'lerin yenileştirilmesi. Bu proje açıklandı. Bir 747-8 üzerine bu modifikasyonun yapılacağı resimlerle ortaya kondu ama nereden gelecek bu uçaklar soru işaretiydi. Boeing 747-8'lerin üretimini sona erdirdi. En son bir kargo şirketine bunu teslim etti ve üretim yaklaşık bir yıl, bir buçuk yıllık yaklaşık bir süre içerisinde yapılmıyor. Peki nereden bu uçaklar? Bu uçakların nereden geleceği belli oldu. Kore Hava Yolları yaklaşık 640 milyon dolara 5 adet 747-8'ini Amerika Birleşik Devletleri'ne Sierra Nevada'ya satıyor. İşte bu uçakların yaklaşık yaşları muhtemel 10 civarında uçaklar alınacak. Tabi gövdesi motorları duracak ama çok özel bir modifikasyondan geçirilecek. Nedir bu modifikasyon? İşte bu E4B'ler aynı zamanda bir nükleer savaş çıktı diyelim. Uçak havaya kalkıyor. 35 saat yakıt ikmal yapmadan E4B uçabiliyor. İçinde haberleşme sistemleri var. Burası bir komuta kontrol merkezi ve aynı zamanda Amerikan Başkanı'nda gökyüzüne bu tehlikeli saatlerde çıkartıp oradan operasyonu yönetmesini sağlıyor. Hatta başkan bir yere gittiği zaman yakın bir noktaya da bir E4B yolluyorlar. Kim bir şey olursa bu uçağa binip komutasını gerçekleştirsin diye. Zaten öyle bir nükleer savaş Allah korusun çıksa bizler için yerde kalanlar için vallahi hani kıyamet günü kavramı uçağın ismi kıyamet günü Allah korusun çok tehlikeli şeyler yaşanabilir. İşte bu uçaklarda Kore Hava Yolları'ndan gelecekmiş. Kore Hava Yolları'nın bu uçakları gelecek yıl 2025'in Eylül ayı gibi Amerika'ya yollaması planlanıyor. Onlar da 747-8'leri filodan çıkartıyorlar. Bir yandan da Airbus A380'in ilkini teslim almışlardı. Ben o A380 teslimat törenine de Airbus'un merkezi Toulouse'da katılmıştım. Hatta bu uçağın içerisinde bir gümrüksüz satış mağazası vardı. Duty free vardı yani böyle devasallığı görün diye anlatmak istiyorum. O uçağın da sökümüne başlanmışlar. İşte görüyorsunuz 380, 747-8 gibi 4 motorlu uçakların devri geçiyor. Zaten 380'in imalatı bitti. 747-8 de artık özel görev uçağı haline geliyor. Bunu da Sierra Nevada Corporation yapıyor. Onu da zaten detaylarını geçen hafta sizlerle paylaşmıştım. Türkiye'de simülatör üreticisi Havelsan. Malum işte Havelsan'ın yazılım konusunda, simülasyon konusunda son dönemlerde de insansız hava aracı ve insansız kara araçlarına yaptığı ürün tasarımları daha doğrusu üründen çok onların aklını koyuyor Havelsan içine. Çok önemli bir adım attı Havelsan. Havelsan askeri simülatör teknolojilerinden elde ettiği çok önemli bir bir altyapısı var. İşte F4'e 2020'ler şu an emekli olan F5 2000 uçaklarının simülatörleriyle başladı. Sonra CN-235 uçaklarının bizdeki hafif nakliye uçakları ki birçok konusu sivil normdur. Hatta bundan neredeyse 20 yıl önce o uçağın simülatörünü dünyanın teknoloji devi Güney Kore'ye ihraç etme başarısı gösterdi. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılmayan AW-139 simülatörünü yaptı. Katara ihraç etti. Ve son dönemde de bu teknolojik e, altyapısını sivil sistemlere aktarmış durumda. İşte Türk Hava Yolları'na... Boeing 737 Next Generation'la başladı. Arkasından Boeing 737 Max yaptı. Airbus A320 Neo Geo serisi yeni neslini gerçekleştirdi. Ve bunlarla da ilgili Avrupa Havacılık Emniyet Dairesi EASA'dan Level D yani D seviyesi yetki aldı. D seviyesi nedir simülatörde? D seviyesi en yüksek seviye. Yani sıfırdan bir pilot lisansına sahip olmuş gerekli, gereksinimleri sağlayan kişiye tabii ki sıfırdan bir Airbus A320 pilotu olacak özellikler katıyorsunuz. Ee, onun dışında da normal o pilotlar o uçakta görev yapan pilotlar ortalama 6 ayda bir simülatörlerinde eğitimlerini yeniliyorlar. İşte nedir o burun üzerine inmek havada motoru durdu gibi böyle bir sürü acil durumu değerlendiriyorlar. O simülatör o eğitimin taze tutulmasını, gerçekçi şartlarda sağlamasına imkan sunuyor. Havelsan yaptığı bu girişimlerle de en son bir başka müşteri, Türkiye'den bir başka müşteriye A320 simülatörü satma başarısı gösterdi. Bu başarıda Gözen grubunun, Gözen Holding'in eğitim merkezi AFTC 4 simülatör İstanbul'da, bir simülatörleri de Antalya'da yeni bir A320 simülatör Havelsan'dan aldı. Hani bunu Türk Hava Yolları'na tabii ki satmak, Türk Hava Yolları işte görüyorsunuz son dönemlerde anlatıyorum. Sonunda biraz hani biraz destek veriyor endüstriye. Tamam Havelsan'la da uzun süredir devam eden işbirlikleri var. Ondan sonra AFTC gibi bir şirketinin, gözen grubunun bunu yapması çok çok önemli bir konu. Bu da demek ki Havelsan'ın bu işi gayet başarılı. Ben bu satışın arkasından önümüzdeki dönemde yurt dışına böyle güzel ihracatların geleceğini umuyorum. Bu, 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 bunu, bu başarının sonrası zaten orası. Bu konuya da e, Havelsan büyük önem veriyor. Havelsan için bu yıl sivil havacılık yılı ve ben bu konuyla ilgili de yeni yeni çalışmalara imza atmasını bekliyorum. Hatırlayacaksınız şuraya da linkini bırakayım. Havelstan'ın o 320 simülatörüyle de bir uçuş yapmıştım. Ve gerçekten görüntü kalitesi, tabii bizim değerlendireceğimiz bakıyoruz. Görüntü kalitesi ee, çok çok keyifli, çok çok güzel bir uçuştu. Bunu da belirtmek isterim sizlere. Evet, bugün tekrar bu pazar günü için, öğleden sonra vakti olanlar için... İstanbul'da yaşayanlar için Merkür Otel'e sizleri bekliyoruz. Merkür Otel'de Modelcilik Kulübü'nün derneğinin hazırladığı ölçekli dünyalar. Dokuzuncusu yapıyor. Çok keyifli bir yarışma. Oralarda ben de kısmet olursa oralarda olurum. Belki gelirsiniz. Görüşürüz. Bu haftalık gündem videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken şu uyarımı da yapayım. Ya zaman zaman YouTube'un o kadar enteresan trend analizleri var ki benim 3 yıl 4 yıl önce çektiğim videolar Yeniden izleniyor. Bir bakıyorum bir hafta 70 bin kişi daha ekstra gelmiş üzerine izlemiş bu videoyu. Ve o günün ben haber videoları yapıyorum. Yani mesela bugünden videosunun bu haftaki bilgiler. Gelecek hafta hiçbir anlamı kalmayabilir bunlarla ilgili ama tarihe bir not düşüyoruz. Adam diyor ki ya diyor sen bunu demişsin. Şöyleymiş kamera yokmuş bilmem ne varmış. Ya kardeşim sen tarihine bak önce. Ben bunu 3 yıl 4 yıl önce söylemişim sizlere. O 3 yıl 4 yıl öncenin şartlarıyla değerlendirin bunları lütfen. Diyerekten böyle bir uyarımızı yapıyoruz. Sorularınızı yorum olarak yapın. Ya şu beğenin bakalım bir video bu ana kadar geldiyseniz lütfen diyorum. Ve abone olmadıysanız sizleri abone olmaya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.